dünyalar güzeli ve Mekke'nin gerçekten Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gözünün nuru Hazreti Rukiye annemiz çok zayıf ve peygamberimize çok benzeyen o güzel simasıyla annelerimiz onlar bizim. Hazreti Rukiye Ebu Leheb'in oğluyla nişanlıydı. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Leheb'in bir oğluyla Hazreti Rukiye annem nişanlıydı. Amca oğlu, amca kızı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakın Ebu Leheb diyoruz. Hakkında ayet inmiş, cehennemliklerden peygamberimizin amcası, İslam'a en büyük kötülüğü, düşmanlığı yapmış Ebu Cehil'den sonra Ebu Leheb geliyor. Ebu Leheb'in değerli kardeşlerim, Efendimizin amcasıydı. İnsan amcasını seçemez. İnsan doğarken annesini, babasını, amcasını, dayısını, ablasını seçemez. Böyle bir seçeneği yok elinde. Ebu Leheb de Efendimizin en büyük imtihanlarından birisi olacak. Oğluna Hazreti Rukiye'yi ne yaptılar? İstediler. Tabii o zaman daha Müslümanlık yani İslamiyet gelmemiş, peygamberlik gelmemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Rukiye, Ebu Leheb'in bir oğluyla, Ümmü Gülsüm de diğer oğluyla nişanlıydı. Düğün yapacaklar. Alma verme isteme olayı bitti. Eşyalar hepsi çeyizler bitti. Efendime söyleyeyim. Hazreti Rukiye annemiz Ebu Leheb'in oğluyla ki peygamberimize peygamberlik geldiğinde Hazreti Resul-i Zişan peygamberliğini ilan ettiğinde bütün akrabalarını toplayıp peygamberliğini onlara ilan ettiğinde Mekke'de Ebu Leheb oğluna dedi ki Rukiye'yi dedi bırakacaksın. Onu dedi babasının yanına götüreceksin. Tabii Hazreti Rukiye annemiz değerli kardeşlerim Ebu Leheb'in oğluyla nişanlı demişim, pardon, özür dilerim. Yani onun oğluyla evlendi. Evlendi. Daha henüz yeniydi. Peygamberlik geldi. Peygamberlik gelince Ebu Leheb dedi ki Muhammed bu atalarımızın işte putlarımızın şudur budur. Büyük müthiş bir kızgınlıkla oğluna dedi ki Rukiye'yi dedi boşayacaksın. Yani onlarda şimdi dinen boşama yok da hani o cahiliye dönemi ama yani onu boşayacaksın, götüreceksin dedi yani. Babasının üzerine atacaksın. Mekke'de insanların aile şerefi var değil mi? Kolay bir şey değil bu. Yani Mekke'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Rukiye annemiz evlendiğinde yani evlendiğinde nikahlar olduğunda hemen kısa süre sonra yani böyle bir ay kadar geçti geçmedi peygamberlik geldi. Peygamberlik gelince Efendimizin peygamberliğine kafa tutan Ebu Leheb oğluna dedi ki Rukiye'yi dedi götüreceksin bırakacaksın. Yoksa sana dedi babalık işte hakkımı helal etmem. Müthiş bir baskı gören oğlu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir kötülük yaptılar ki Hazreti Rukiye'yi kardeşlerim gözyaşlarıyla evet haydi git diye ona hakaret ederek Resulullah'ın yanına gönderdiler. Sevgili Peygamberimiz bir de baktı ki kızı Rukiye ağlayarak kapıda elinde böyle kendi ev eşyalarından tabii o zaman böyle baba işte yani ne oldu kızım baba böyle böyle işte Ebu Leheb'in oğlu işte
Bana git babanın yanına, artık babanın evine git, sen istemiyorum. Son derece üzgün olan Hazreti Rukiye annem, bir neticede bir hanım, bir genç kız yani. Onun onuru yok mu? Onun ne sıkıntı bu? Değil mi? O kadar hakaret ettiler ve Rukiye annemizi Resulullah'a, ve düğünden yani evliliği bozdular. Efendimiz son derece üzüldü. Rukiye annemize üzülme kızım diye onu teselli etse de, Hazreti Rukiye annemiz tabi kısa bir süre hemen geçiyordu. Hazreti Osman, meleklerin bile haya ettiği, Mekke'de sevilen sayılan Hazreti Osman, o da Hazreti Rukiye annemiz çok güzelmiş. Yani müthiş bir güzelliği var. Hazreti Rukiye annemiz bir de peygamberimizin kızı, ama Rukiye annemiz yani Hazreti Osman radıyallahu an Müslüman oluyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızına talip oluyor. Bakın, melekler bile Hazreti Osman'dan haya eder. Melekler var ya, gökteki melekler, evet. O derece yatarken bile ayağını toplar yatarmış Hazreti Osman. O kadar şeymiş yani, edepli. Utanırmış yani, beni gören bir Rabbim var dermiş yani böyle. O derece haya sahibi. Peygamberimizin kızını Müslüman olunca Hazreti Rukiye annemizi ister. Hazreti Rukiye annemiz de tabi peygamberimiz de Hazreti Osman'ın kişiliğini bildiği için Mekke'de son derece bu evliliği olumlu karşılar. Ve Allah'ın takdiriyle Hazreti Osman'la evlenir Rukiye annemiz. Bu sefer Mekkeliler ne yapar biliyor musunuz? Ebu Lehebler. İşte onlar zannetti ki şimdi biz Rukiye'yi göndeririz ya, Rukiye'yi evlenmeden vazgeçer, onu işte istemem. Rukiye'den nişanı bozdular düğün arefesinde. Böyle bir acı yaşattılar. Hazreti Osman'la da evlilik hazırlığı başlayınca bu sefer ne yaptılar kardeşlerim? Hazreti Osman'a da Hazreti Rukiye annemize de peygamberimize amaç rahatsızlık vermek. Sırf peygamberimizi üzmek olay. Hazreti Osman'a da bu sefer ne yaptılar? Baskı yaptılar. Dediler, Osman sen aklı başında bir delikanlısın, ticaret adamısın, zenginsin. Avvam oğullarından çok zengindi Hazreti Osman. Ve onlar zannetti artık Muhammed'i, evlatlarını herkes dışlar zannetti, ama Mekke'nin en zenginlerinden Hazreti Osman, Allah'ın dilemesiyle Allah'ın yardımını görüyor musunuz? Onlar zannetti Rukiye perişan olur, Muhammed üzülür. Ama Hazreti Osman hemen Müslüman olunca da peygamberimizin kızı Hazreti Rukiye annemizi ister. Efendimiz son derece bu evliliği olumlu sevinir ve Hazreti Osman gibi edepli bir insana kim kızını vermez yani? Ben olsam ben de yani, kim vermez yani? Ve Hazreti Osman'la evlenir. Bu sefer Ebu Lehebler, Mekkeli müşrikler Hazreti Osman'a da sıkıntı vermeye başlar. Malını almamaya, malını kötülemeye, ticaret adamı ya Hazreti Osman, tüccar, ticaret kervanları vardı. İşte onu böyle işte efendime söyleyeyim, ama Allah Celle Celaluhu, kimse Allah'a savaş açamaz yani. Açtılar, boyunun ölçüsünü alırlar. Hazreti Osman Rukiye annem evlendi. Rukiye annem Hazreti Osman'la evlendiğinde baktılar Mekke'de sıkıntı var. Mekke'de artık öyle tam böyle Sümeyyelerin, Yasirlerin şehit düştüğü, Hazreti Bilal'in böyle kırbaçlandığı, birer birer işkencelerin şiddetinin, tozunun en zirveye çıktığı tam o günlerde Hazreti Osman geldi peygamberimize, dedi ki ya Resulallah, bize müsaade ver. Biz Habeşistan'a gidelim. Evet.
Çünkü Hazreti Osman'ın evine taş atıyorlar. Ruki annemiz mesela gece işte oradan geçerken köpek havlatıyorlar. Korkutmaya çalışıyorlar. Bin bir türlü akla hayale gelmeyecek sıkıntılar. Hazreti Osman geldi, Ruki annem ağlıyor. Daha 20 yaşlarında, 19-18 yaşlarında Hazreti Ruki annemiz geldi, dedi baba, biz dedi müşriklerin dedi yani o kadar dedi bize baskıları var ki, fiili anlamda vurmuyorlar ama çok sıkıntı yaşatıyorlar. Dinimizi burada yaşamamıza engel oluyorlar. Hazreti Osman dedi ki ya Resulallah, müsaade ver Habeşistan'a gidelim. Allah'ın nebisi de onlara yol verdi ve sevgili peygamberimizin kızı Hazreti Ruki annem Habeşistan'a gidecek, kız kardeşleriyle vedalaştı. Annesine sarıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sarıldı. Annesi Hatice'ye sarıldı. Kız kardeşlerine sarıldı. Hazreti Osman nere giderse eşi de oraya gitmek zorunda. Ruki annemiz kalktı Hazreti Osman'la Habeşistan'a gitti. Habeşistan'a ilk hicret eden Hazreti Osman. Ruki annemiz de gittiler. Hem annesinden hem kız kardeşlerinden hem babasından ayrılmanın acısı, Ruki annemin çok zayıfmış. Yani fiziken çok zayıfmış mübarek. Zaten o yıprandığı o psikolojik durumları, o ağır imtihanları, Hazreti Osman'la düştüler efendim Habeşistan çöllerine, yollarına. Çöllerde gidiyorlar. Niçin gidiyorlar biliyor musunuz? Allah'ın dinini yaşamak için. Allah'ın dinini anlatmak için, Allah'ın dininin sırf Allah için ha. Kendi nefisleri için değil. Kendi zevkleri için, kendi nefisleri için, kendi dünyalıkları için olsaydı giderler miydi? Habeşistan'da ne işi var? Bilmedikleri yere, bir insanın hiç bilmediği bir yere, örfünü, adetini bilmediği bir yere gitmesi, oranın havasına, oranın insanlarının huyunu, husunu, töresini bilmiyorsun. Kolay mı böyle bir yere gidip de orada yaşamayı kolay mı zannediyoruz biz?